Herkese merhaba. Futbol Menajer Mobile'da Türk gücü kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son videoyu bir hafta önce atmıştım. Çünkü kariyeri devam edemedim. İşlerim biraz yoğun olduğundan dolayı, yoğun bir mesai içerisinde olduğumdan dolayı çekememiştim. Oynama fırsatım var mıydı? Vardı ama bu oynadığım fırsatta da videoyu çekemeyecektim. O zaman da hani size tam gelişmeleri güzel aktaramayacaktım. Yani neler yaptığımı. Evet, lige başlamıştık. Bir maç oynamıştık ve... Bir mağlubiyet almıştık. Şimdi sıradaki karşılaşmamış Karcer Kar Sülal Tel'le. <laughs> Şimdi telaffuzunu tam hatırlayamadım. Devam diyelim. Kadromuz nasıldı? Hemen onu bir tekrardan hatırlayalım. Malik Batmaz'ı katmıştık kadromuza. Sercan Sarıver zaten kadroda olan bir oyuncuydu. Recep Gül'ü katmıştık. Atakan Akkaynak. Ta ve Üğüt Osun. da vardı herhalde. Evet. Türk gücünde zaten Üğüt Osun vardı. Akkaynak ve kaynağı kiralamıştık. Recep Gül'ü ve Taha Tunç'u bonservisli olarak kadromuza katmıştık ve Erdoğan Kaya'yı Beşiktaş'tan kiralamıştık. Ee, daha transfer yapamamış mıydık? Ne yapmıştık? <laughs> Bakalım hemen. Muhammed Gümüşkaya. Evet Muhammed Gümüşkaya'yı da e, bonservisiyle kadromuza katmışız. hatanını Ali adı güzeli bonservisiyle kadromuza katmışız. Kaleci aldık. Evet Balaban. E, bonservisiyle kadromuza katmışız. Galatasaray'dan mı almıştık bu topçuyu? Hemen bakalım hızlıca. Evet mevcut yeteneği 2.5 yıldız. Potansiyel yeteneği 3.5 yıldız. Evet serbest statüsünde bedavaya almışız Galatasaray'dan. Zorlu bir maça çıkacağız. Evet gördüğünüz üzere fixture'de form grafiğimizde 5 maç 5 mağlubiyet. Çok iyi gidiyoruz. Daha transfer yapabilir miyiz ya? Hani bana göre bir bakalım şöyle şuradan hemen hızlıca kiralık oyunculara bakalım bir. Kiralık olarak kadromuza katabileceğimiz oyunculara. Şuradan sadece ilgilenilen yapsak. Ee, evet 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 evet. Şimdi aklıma bir şey geldi. Bon servisli olarak kadromuza Türk oyuncular katmayı düşünüyorduk. Ama şunu hatırlamıştım ben. Ee, uyruğu Alman olup e, Türk olan oyuncular var. Onları gözümüzden kaçırdık. Almanya Ligi'nde fazla sayıda bu şekilde oyuncular var. Bundan dolayı hemen şuradan değeri 1 milyon euro olan oyunculara bakalım. Şuradan bir tane Türk yakalayabilir miyiz? Hani sadece Türk olacak dedik ama mesela Gökhan Gül. Ee, sadece Türk oyuncularla oynayacağız dedik ama Gökhan Gönül de Türk oyuncu. Yani sonuç olarak Alman uyruklu gözükse de bu. Bu kadar da olsun yani tamam zorluk olsun dedik de sadece Türk oyunculara bakarsak olmaz. Almanya Ligi'nde yani sadece Türk bu oyunda Türk uyruklu gözüken, gözüken oyuncuları alırsak işimiz biraz zorlaşıyor. Ufak da olsa kolaylaştırmak için Gökhan Gönül bu oyuncular arasında olabilir. O oyuncuyu gözle diyelim 875 bin euro değeri var. Almamız biraz zor ama yine de gözlemleyelim. Belki bir üst lige çıktığımızda kadromuza katabiliriz. Mesela Bayrampaşa Spor'da Bünyamin Balat varmış. 850 bin euro değeri var. Çok iyi değil. Atakan Akkaynar zaten kadromuza katmıştık. Evet geçelim. 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 Geç. 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 Kaan Kurt var mesela. Borussia'nın. A2 takımında. Sabek'te oynuyor. Özellikleri gelişebilir. Aslında hızı iyi. Orta yapma ve top sürmesi 9. 10 olsa 11, 12, 13 bulur zaten onları. Gücü biraz düşük. oyuncu gözle diyelim tekrar bu oyuncu içinde. Geç. Geç. Can Bozdağ'ın. Evet. Şalke'nin ikinci takımında. Özellikleri gayet iyi. Gayet iyi. Nerede oynuyormuş? Orta sahada. Orta saha merkez rolünde oynuyor. Alınabilir bir oyuncu. Bir teklif sunalım. Özelliklerini beğendim gerçekten. Ee, kiralık diyelim. Satın alma opsiyonu ekleyelim. Bakalım bu şekilde verecekler mi bize. 1.6 milyon euro satın alma opsiyonu istiyor. Şuradan şunu biraz daha düşürelim. Düşürebildiğimiz kadar. 800 bin yapalım. 1.6 bin istiyor yine. 900 bin. 1.6 bin. 6 milyon istiyor. Abi tamam hadi 1.3 milyona ver daha şey oyuncu. 1.3 milyon euro dedik kabul etti. Evet kadromuza kattık sayılır. Camboz dağını 1.3 milyon euro bonservis servis bedi e, kiralıyoruz ve 1.3 milyon euro satın alma opsiyonu ile beraber kadromuza kattık diyebiliriz. Süleyman Koç var 31 yaşında alınabilir mi tecrübeli bir oyuncu olarak? Yani maaşı fazla ister bu arkadaş. Şah verdi Çetin. Ankara gücü ikinci takımında oynuyormuş. Özellikleri iyi gibi gözüküyor. Evet. Geç. Geç geç. Ben buradan baya bulurum yani. Baya scouting yapıyoruz. Evet. Ahmet Gülleyen. Hava iyi. Top kapma iyi. Güç iyi. Maniz'in ikinci takımından kiralamış. Vis Belen'e. Bu oyuncuyu da gözleyelim. Burada kaçırdığımız bir oyuncu var mı? Türk. Geç. Geç. Ahmet Engin. 24 yaşında. Geç. <laughs> Cem Ekici. 30 yaşında. Geç. kimmiş bu? Ahmet Arslan. Holstein Keen'de. Geçelim. Taylan Duman Borussia Dortmund'dan. Yeni bir Yasin Öztekin mi doğuyor? <laughs> Allah korusun. Ya şaka maka. Galatasaraylı olduğumu söylemiştim. Yasin Öztekin'i çok sevmem. Konu bu. Konumuzla alakası yok. Ne bileyim Borussia Dortmund alt yapısından olduğu için bo, Yasin Öztekin de aklıma geldi. 23 yaşında orta saha. Orta sahamız fazlasıyla var. 23 yaşında ama rotasyon olarak oynatabiliriz mi oyuncuyu da kalsın. Evet. Geçen Mirkan Aydın var 33 yaşında. Kan çalışkan er, er. Şutu iyi, havası iyi, teknik iyi. Yani mevsim için önemli olan özellikleri baya iyi. Kan çalışkan er'e bir fiyat soralım bakalım. 325 bin istiyor. Alıp kiralasak mı? kaldığımıza katsak mı? Nasıl yapalım? Kadroda şans verebilir miyiz bu oyuncuya biz? 240 bin deşik. Ya da iptal edelim. Gözleyelim belki önümüzdeki zamanlarda alabiliriz. Kaan Çalışkaner. İlk defa duydum bu oyuncu. Özellikleri de bayağı iyi. 20 yaşında. Evet. Transferden birkaç tane daha oyuncuyu gözlemledik. Bir oyuncuyla anlaştık. Şuradan taktiğimize bir göz atalım tekrardan. Evet 4-3 2 1 4 3 3 diyelim hatta bu taktiğe. Zaten bunu daha ileri alabiliyor mu? Alabiliyor mu? 4-2 düzeltiyorum. 4-3-2-1 taktiğiyle çıkacağız. Sağ bekimizde Alkan'dan iyi top yok mu ya? Alkan niye şey öyle? Alkan'ın asıl mevkisi neymiş? Defans, stoper ve sağ bek rollerinde oynayabiliyormuş. Sakat oyuncumuz mu var bizim ne bu? Ben anlamadım. Neyse bir sabek alalım. Bir sabek alalım. Yani şuradan şeye bakacaktık. Ona da bakalım. Bir oyun şekli. Normal hızlı kontrol. Kontrollü başlayalım. Büyük takımlarla oynarken tabii hücum oynuyordum ama burada kontrollü oynayacağım. Çünkü çok büyük bir takım olamadık daha. İlerleyen zamanlarda inşallah olacağız. Devam diyelim ve ikinci maçımızı oynayalım. Karşülle de 10. sırada. Biz 19. sıradayız. Evimizde oynayacağız. Evimizde bir galibiyet bizim için gerçekten güzel olur. Evet rakipte de bir tane Türk topçu var. Çiftçi soy ismi hemen gözümüze çarptı. Malik Batmaz. Evet 20. dakika hızlı başladık maça. Evet penaltı mı? Evet penaltı. Topun başında ak kaynak var. Ak kaynak şutunu çekti ve 1-0 öne geç geçtik. Evet kalecimiz Balaban kurtardı. Ritter. içeriye dön bir orta. Gül. Evet ilk yarı önde bitirelim. Hadi be oğlum. Evet Balaban yine bir kurtarış yaptı. İkinci maçımızda maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlamak üzereyiz. Son dakikalar. Toplu oynamada rakibin çok az bir üstünlüğü var. Ama skorda da bizim bir üstünlüğümüz var. Devam edelim. Orta sahayı ben normalde 4-2-3-1 sisteminde oyun oynuyorum. Ama şimdi Aa gol yedik. <laughs> Ama orta sahayı daha sağlam tutmak istiyorum. Çünkü hani on numaralı bir o şey oynatmam için bence büyük bir takım olmam lazım. Büyük takım olmadan biraz orta sahayı fazla tutmak istiyorum. Yani on numarasız. Onun yerine bir defansif orta sahayı ya da şu taktikte düşünüyorum. Bir defansif orta saha, bir savaşçı ya da merkez orta saha, bir de ofansif orta saha oynatmak istiyorum. O olmadı taktirde. Üç tane merkez orta sahayla oynamak istiyorum. Şu anda zaten 3 tane merkez orta sahayla oynuyoruz ve Hikmet Çiftçi'nin golüyle 2-1 geri düştük. Bir değişiklik yapalım mı? Geliyor adamlar lan 3'ü yiyeceğiz. Hadi be abi beraberlik bari kapalım şu maçtan ya. Karataş. Karataş'ı alalım be. Kanat oyuncusu. Evet Muayir Oktay'ı da oyuna alalım. Artık gol bulmamız gerektiği için büyük takım taktiğine geçelim artık. Gümüş Kaya'yı alalım oyuna. Taze bir kan olarak. Yok ya bu adam kanat oyuncusu olarak daha iyi oynar. Hücum yapalım. Hızlı diyelim. Savunma çizgisini yüksek yapalım. Ve başka ne olabilir? Evet paslaşma tarzını direkt yaptık. Sürdür diyelim. Hadi bakalım bir gol gelir mi? Son 10 dakika. Hadi oğlum Son 5 dakika. 90 artı 4. Golü bulabilecek miyiz? Son bir atak Balaban. Kaptırdık topu ve maç bitti. Maç 1'den 2 oldu. İlk yarıyı 1-0. Önüne kapatmıştık Atakan'ın golüyle. İkinci yarıda Rözer ve Çiftçi'nin attığı gollerle geriye düştük. Ee, evet kiralama teklifimiz kabul edilmiş. Transfer dönemi bitiyor. Evet Can Bozdoğan'la kadromuza kattık kiralık olarak. Ee, hemen şuradan 7'ye ekleyebilir miyiz? Ekleyelim hemen. Hafif bir sakatlığı var. Sağ bek. abi. Şurada bizim A A2 takımımız da var mıydı ya? Türk oyuncu yok. Şuradan hemen bir sağ alalım. Oyuncu arama. Evet şuradan pozisyonlardan sağ bekleyelim. Kaan Kurt'u görmüştük ama Kan çok e, değeri bir yüksek bir oyuncu. Özellikleri gelişebilecek oyuncu ama gücü biraz düşük. Bakalım başka alternatiflere bakalım olmadı. Kan'a döneriz tekrardan. Geç. 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 Evet bir tane bulduk. Turgutlu Spor'da. Abi o da çok şey ya 25.000 değeri var. Ne kadar iyi olabilir? Buradan daha ileri gitmeyelim. Şuradan hemen Türk'ü seçelim. Bu sefer de Türk dedik. Oğuz Ceylan, Zeki Avru, Ahmet Oğuz, Kerim Alıcı, Mert Yılmaz. Mert Yılmaz Bayern'den gitmişti herhalde. Bayern 2 takımından Atalya Spor'a. Evet. Murat Palüli idare eder. Ama bakalım başka kim olabilir? Ali Ülgen. Ali Ülgen bu ismi çok duydum ben. Ali Ülgen'i katalım bence kadromuza. Potansiyel bir oyuncu. Evet Galatasaray yapısından yetişmiş bir oyuncu. Ankara Spor'a bedavaya gitmiş. Bir teklifte bulunalım. Orta yapması ve top sürmesi. Ortalamanın üstüne gücü biraz düşük. Mehmet Yılmaz'a kadar. Mehmet Yılmaz mıydı Borşa Borussia Dortmund 2. takımında olan. Ama Diğer özellikleri Gelişmiş baya mesela onun orta yapması Ve top sürmesi düşüktü Bu kadar mavi Orta seviyenin üstünde özellikleri yoktu Hemen bir fiyat soralım Katabilirsek kadromuza. Hadi oğlum 525 bin ne abi ya Kiralık olarak şey Yapsak satın alma opsiyonu eklesek Verir misiniz 300 bin A yapma ama ben bu oyuncuya bir daha teklif sunacağım. Transfer dönemi kapanmadan. Bir ilerlettik. Ak iki hafta sağlardan uzak. Yapma. Yapma. Taylan Duman iki buçuk yıldırmış. Şu Ali Ülgen'e bir daha teklif sunalım. Hadi. Ali Ülgen. Teklif yap. Kiralık olarak. Şuradan maaşının tamamını verelim. Satın alma opsiyonu da Hadi 500 bin yapalım. Geri çağırma maddesi iptal edelim. Hadi kabul et. Etmiyor. Oyuncu asıl önemli bir oyuncu olduğu için kabul etmiyorlar. Anasını satayım. Ali Ülgen'i almak istiyordum ya. Serkan Hasan. Daha önce de teklif götürmeye düşündüğüm bir oyuncuydu. Ama hani Trabzonspor'da forma, A takımında da forma bulan bir oyuncu olduğu için çok gerçekçi olmayacağını düşündüm. Ama bakalım bir sezon geçsin Bundesliga 2'ye. Belki Geçtiğimiz zaman geçersek tabi çıkabilirsek inşallah Serkan'a sana teklif sunacağım ama şu an için bence gerçekçi olmaz Ekrem Kayılıbal yok abi İsmail çok çalış tamam abi İsmail çok çalışın özellikleri iyi ee, Kiralık diyelim geri, geri çağrılma maddesini iptal edelim. Satın alma opsiyonu şu şekilde bir teklif sunalım bakalım. Şu an kiralık katılımın doğru bir hamle olduğunu düşünmüyor. Abi kimse düşünmüyor. Ben anlamadım bu işten bir şey ya. Alaaddin okumuş. 25 yaşında ama. Şu anlık bence katkı sağlayabilir ya bu oyuncu. Heh? Kiralık diyelim mi? Yok kiralık. Gelse alma maddesini iptal edelim. 84.000 verelim. Satın alma opsiyonu. Şartları öner. Gelmiyor. Evet. Furkan Şeker 28-28. Almanya Bölgesel Ligi'nde oynuyormuş. topçu. Karar alması, top kapması, pozisyon alması iyi, hızlı şey iyi. Orta yapma ve top sürmesi biraz kötü ama alabilir miyiz? Alınır mı yani? Hadi bir bon servisi Ne? 120 ve üzerindeki her teklifi kabul ediyorlarmış. 120 bini alalım abi seni biz. Alalım çok kafamızı yormayalım. Zaten transfer sezonu bitmek üzere. Minus serbest kalma istemiyorum. Düşmeyi geç. Tamam hadi şunu sana 125 bin yapalım. Şartları öner diyelim. Abicim. Ben seni öyle çok ucuz paralara vermem. Milyondan aşağı vermem ben sana. 170 bin diyelim bari. Düşme serbest kalmadı da olsun. Düşersem zaten kovulacağım. Çok bir önemi yok. Şartları öner dedik ve 5 yıllık anlaştık Tezel'le. Evet Tezel. kardomuza kattık Tezel'i de. 220 bin değeri oldu. 220 bin euro. Evet Maynham'la yapacağız. 10. sırada bak Ferati. Taraftarın favorisi Ferhat ı. bu oyuncuyu ben Hamburg Almanya'da Hamburg ile kariyerleri yaptığımda hep kadroma kattığım bir oyuncuydu. Ama 3. ligde takılı kalmış kendisi. Evet bu maçı da oynayıp videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. İnşallah galibiyetle sonlandırırız. Kadromuza kattığımız diğer oyuncu Bozdoğan zaten var. Şöyle yapalım taktikler orta sahaya hemen Bozdoğan'a alalım. Ofansif oyun kurucu mu? Ofansif oyun kurucumuz zaten var. Ünal Tosun. <laughs> Karnım gurul diyor. Daha 2 saat önce yedim yemeği ya. Seni biz merkez orta saha yapalım abi. Tosun yerine de Hasan Ali adı güzelim mi alsam ya? Hasan Ali'yi alacağım abi. Orta saha merkez. Tosun Tosun 27 yaşında. Hasan Ali ona göre daha iyi gelişebilir. Ofansif orta saha. Tatunç. Abi iki tane ofansif orta saha ne ya? Sen orta saha merkezde de oynuyor musun? Orta saha merkez. Merkez merkez. Bozdağını da savaşçı yapalım. Ve bu şekilde devam edelim. Sabeki katmıştı kadromuza. Hemen onu da Alkan'ın yerine alalım. Evet. Devam diyelim. Abi bu şey niye bu kadar kötü? yazı arka. Kırmızı formaya kırmızı yazı mı yazılır ya? Uğur Tezel'in forma numarası ne olacak? 12. Tamam. Bozdoğan'a 5 numarayı verdik. Hadi oğlum deplasman. Evimizde daha yenemiyoruz. Deplasmanda nasıl yeneceğiz bakalım. Haydi bakalım. Evet toplu oynamada üstünlüğümüz var. 159'a 41 şu anlık. Bir oyuncu sakatlandı rakipte. Evet, adı güzel. Sararer. Kaleye bir şutumuz. Kaleci çıkardı. Top hala bizde. Ferati'den taça çıktı top. Evet, Tatunç Zorba Ferati'ye fırsat vermedi defans oyuncularımız. Evet, gol oldu. 1-0 geriye düştük. Üçüncü maçımızda da mağlubiyete yakınız. İkinci yarı tabii 2 gol atmazsak. Toplu oynamada üstünlüğümüz var. Şuradan bir taktiksel bir değişikliğe gitmek istiyorum. Kontrolü bozmak istemiyorum. Ama tempoyu biraz arttıralım ve hücumda direkt paslarla devam edelim. Evet diyelim. 55. dakika bozdan sararar. Tunç batmaz. Evet son 30 dakika. Hadi be oğlum bir hata çıkın ya. Bir şey yapın ya. Forvet'e başka benim kimim vardı? Malik Batmaz'dan başka bir tane daha forvetim olması lazım benim. Yapma. Ben Malik Batmaz'dan başka forvet kat Ha kavuk. Kavuk kavuğu alsak çok bir faydası olmayacak gibi. Muayyer Oktay'ı alalım abi. 10 numara rolünde. Gümüş Kaya'yı alalım tekrardan. Kanat forvet rolünde. Evet diyelim. Hadi oğlum lan bir beraberlik alalım. Videoyu kapatacağım. Bir puanla ayrılalım hiç yoktan ya. Son 20 dakika. Gelir mi gol? Yani şu mağlubiyetleri ben gerçekten kadromuzun kötü olduğuna bağlamıyorum. Sadece kadro uyumu olmadığına bağlıyorum. Çünkü birbirlerini tanımayan futbolculardan oluşuyor. Yeni bir kadro yapılanması. Yeni bir kadro kurduk. Bundan dolayı e, mağlubiyetler belki ilk 5-6 maçta ilk 5-6 haftada gelebilir ama ben sonradan durumun düzeleceğini düşünüyorum. Uğur Tezel Sarıkört gördü bu arada son 4 dakika Garcia attı golü 2-0 oldu ve bütün ümitlerimizi noktayı koydu. Ama düzelecek düzelecek. Malik Batmaz 2-1 yaptı ama Malik ah biraz daha önce atsaydın keşke. Biraz daha önce atsaydın keşke. Evet bitti. Yine mağlubiyet. Yine mağlubiyet. Yine mağlubiyet. 20. sıradayız. Ligin son sırasındayız. Bir maç daha oynanır mı? Transfer dönemi bugün bitiyormuş. Hemen o zaman bir forvet. Oyuncu arama diyelim. Hemen bir forvet alalım. Pozisyon için. Forvet dedik. Kubilay Kanatsız Kuç yeni mal Ermalattiyespor'da. Varzim ne lan? Nerenin takımı burası ya? Bu. Portekiz 2. Ligi'ndeymiş. Varzim. Burada bir topçu, Yusuf Tunç. 94.000 euro maaşı var. Özellikleri iyi, gelişebilecek bu oyuncu. Oyuncuyu gözde diyelim. 900.000 şu an verecek şeyimiz yok. Berke önde Şutu iyi, havası iyi, teknik iyi, hız iyi, hareketliliği iyi. Bir tek karar alması biraz kötü. Katabilir miyiz ya kadromuza? Bizim transfer bütçemiz az biraz. E şöyle kiralık olarak maaşının tamamını verelim. Satın alma opsiyonu ekleyelim. Geri çağırma maddesini iptal edelim. Şartları bir önerelim. Hadi oğlum. Geldi. 475 bin euro. İyi. Hemen çok aramadık da Berkay'ın önünde özellikleri iyi olan bir futbolcu. Kadro'muza kattık kendisini. Ben hani Malik Batmaz'ın yedeği var zannediyordum. Varmış ama çok şey yani Malik Batmaz gittikten sonra gitmeden zaten gol atamıyoruz. Hani bir sakatlansa bir şey olsa belki önde orada da yerini doldurabilir bence. Bir maç daha oynayasım geldi. Oynayayım o maçı da. Evet. Hemen şuradan taktiklerden evet stopere hemen şeyi alıyoruz. Alkan'ı alıyoruz. Standart stoper. Evet Eksimiz başka. Bu dizin ya seni ben oynatmayacağım ki. Türk değilsin kardeşim oynatamıyorum. Evet. Oyun şekli. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Belki önde de 15 numaralı formayı verelim. Takımı gönder. Evet. Muayir Oktay falan alt yaş kategorisinde milli maçlara gitmiş. Muayir'i zaten oynatmıyorum çok. Evet, Sararer 1-0 golü bulduk. Kim bu takımın adı ne? V adını devamını okuyamadım. Henüz 5. dakikada öne geçtik. 2-0 yapar mıyız? Çünkü etkili geliyoruz gerçekten. Bir foul, kırmızı kart mı? Evet, kırmızı kart gördü rakip. Gerçekten bu maçta galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Evimizde ve ligdeki ilk galibiyetimizi bakalım alabileceğiz mi? Evet rakip geliyor. Evet 1-1 yaptılar. Garibanın yüzü gülür mü diyesi geliyor insanın ya. Ne güzel olur mu eder mi 1-0 öne geçmiş. Adamlar kırmızı kart görmüş. A2 adamlar attı 1-1 oldu. Berabere geldi. Ama daha önümüzde 45 dakika var galibiyet gelebilir. Rakip de geliyor ama bu arada. Evet oradan çıkardık topu. 55. dakika bizim hatamız bu sefer. Tezel içeri doğru Gül Alkan şuradan taktiklerden dikine diyelim bir. Hemen hücum şeklinde dikine devam et. Tunç adı güzel orada foul yaptılar. Firki kullanıyoruz. Bozdağın top asfaltta dışarıda. Hadi oğlum geliyoruz. Atacağız golü Sercan attı. 25 metreden attı Sercan. İlk golü de kendisi atmıştı. 2-0 öne geçirdi takımı. Kendisinin ve takımın ikinci golünü attı. Abi yapma. Yapma hemen şuradan taktikten. Değiştirelim. Taktiği bir değiştirelim. Oyun şekli. Kontra yapalım. Buralar aynı kalsın. Disiplinli kendi yaralarımızda basalım. Hücum karışık. Hatta kısa pas yapalım yani. Ne gol gol falan aramayalım. Evet orta sahada hemen Tosun'u alalım. Berkay önde de bir şans verelim. Malik Batmaz'dan gol gelmedi çünkü. Evet. Evet 15 dakikayı gol yemeden bitirirsek derken anasını satayım. Bu nasıl iş ya? Hemen taktikte yeniden eski taktiğe dönüyoruz. Ama bu sefer daha da genişlik, hücum, yaratıcı. Lan bir gol yedik. Bütün dengeler bozuldu ya. Savunma çizgisi yüksek. Uzun. Bekleri çıkar. Yap abi şunu. Yap. Son 8 dakika. Atarsın sen o golü. Berke önde. Hadi oğlum kaptırdı topu son 5 dakika ulan ne güzel adamlar 10 kişi abi 10 kişi ya 10 kişi yapmayın şunu ya şuradan son bir değişiklik daha yapalım oyun şekli yüklen hücum ceza sahasına yığ uzun oyna kaleci topu uzun soksun top oyuna 2 dakika önde Hadi oğlum ver 5 dakika ver. 4 dakika verdi. Gelir mi gol? Sercan atamadı Sercan. Son 2 dakika topu kapmıştık ama olmayacak gol ya. Tezel önde adı güzel. Bozdan gül gül ne yaptın Recep? Recep niye atmıyorsun golü Recep? Evet. İlk galibiyetimizi almak için çok heveslendik. Öne de geçtik. Rakip kırmızı kart gördü ama alamadık. Ee, sadece bir puan almakla yetinebildik bu maçta. Ee, şuradan ne yapacaktım? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dört evet, maçta sadece bir puan alabilmişiz. En golcü oyuncumuz Sercan Sararer. En fazla asist Ünal Tosun. Umarım bir dahaki videoda Galibiyetlerle başlarız. Galibiyet serisi yakalarız. Haftanın takımına seçmiş bu ara Sercan Sararar. İki, attı 2 golle. Umarım videoyu beğenmiştirsiniz. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.